Shoti Game'e hoş geldin. Bugün Fransa Ligi ile gelen tüm oyuncuları analiz edeceğiz. Transfer pazarına gireceğiz. Kim gelmiş, kim gelmemiş, hangisi işimize yarar hepsini anlatacağım size. Ayrıyeten transfer yapacağız. Ve dünkü videodaki taktiğim oluyor mu, olmuyor mu sorusuna da bu videoda cevap bulacağız. Ayrı zamanda yeni çıkan PES mobil oyununda yeni kanal açtık. Açıklamalar kısmına kanalın linkini bırakacağım. Oraya da her gün PES videosu atacağım. Buraya her gün FIFA videosu atacağım. İki kanalı da takip etmenizi istiyorum. Bugün PES ile ilgili çok güzel bir ilk bakış, inceleme, ilk oynayış videosu sizlerle olacak. İyi seyirler. Abi Fransa Ligi ya. Bakmayın şu an fiyatlar çok düşük olarak gözüküyor. Yani 3.97'liklerde şeye getirmişler bak, gördünüz mü? Neymar'a biraz, ya Messi aslında o kadar çok kötü oynuyordu. Yani çok güzel bir sezon geçirmedi Fransa'da. Yani 98'i hak edecek bir oyun sergilemedi şimdi, Allah var. Ama oyunun 10 saniyenizi alıyorum. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum, devam edelim. İkon şeyi olduğu için, amblem yüzü olduğu için ama ben de bunu da anlamadım ya. Burada da Messi, burada gerçi Mbappe ya. Messi'yi harcamamış oyun ya. Messi yine 98'i vermiş. Şimdi gelelim bunlara bir bakalım. Ne var ne yok. Şimdi 98 gelen bir kart. Orta sahanın solunda. Bir ayağı 3, bir ayağı 5. Becerisi yok. Çok kullanılacak bir kart olduğunu ben düşünmüyorum. Hiç tercih edilmeyecek bir oyuncu yapmışlar. Beceri geliştiricileri, pozisyon bonusu var. Plase şut özelliği çok yüksek. Ama bu adamla plase şut özel, yani çekecek konuma gelir misin onu da bilmiyorum. Adam geçemezsin. Ters ayakta kalırsan sıkıntı yaşarsın. Gene filan çok güzel ama birazcık bence beğenmediğim oyunculardan bir tanesi olmuş. Mbappe resmen şey modunda. Hani böyle derler ya, otoyolda böyle çok sürat yapan arabalara yol uçağı derler. Bu da abi sanki FIFA'nın uçağı gibi yapmışlar abi. Hız 108, çeviklik 104, şutu mükemmel, fizik gücü iyi, pası güzel, becerisi zaten inanılmaz. 5-4 kurtarır. Yani özelliklerine bakıyorum, pozisyon bonusu yine. Şut gelmiş. Çok önemli bir özellik forvet için şut. Gerçi bitiricilik bonusu burada çok fena daha iş yapıyor ama şut bonusu da kötü değil. Bitiricilikle şutuna falan baktığım zaman bu adam, zaten şuraya baksana abi. Şuraya bak, şu ilk altılıya bak. Adam resmen, yani cezanın şarkısı var ya, fark var. Yani benimle diyor diğer forvetler arasında bir fark var diyor. Hızlı top sürücü, ayağın dışıyla şut. Plase'yi falan koymamışlar buraya, ya da ne bileyim sert şutu falan ekleselerdi uzaktan şutlardan falan biraz daha etkili olurdu. Ama bence yine çok fazla Mbappe fanı Mbappe'yi almak için elinden geleni yapacaktır. Gelelim bizim yaşlı kurta. Yaşlı kurt abi, aynısını yapmışlar lan. Yaşlı kurtu Mbappe'den daha hızlı yapmışlar. Mbappe'ye ne söylediysem hepsi bunlar içinde. Sürat bonusu var. Çabuk yorulacak ama... Abi Mbappe ne dediysek hepsi aynı, bunlar için de geçerli ya. Messi Reis. Şuraya bak abi, Mbappe'den daha üstün bütün özellikleri. Yani şaka gibi. Ulan dedim Mbappe herhalde gökte yıldız olur, plase şut, füzeci. Dediğim bütün özellikleri buna koymuşlar lan. Oha! Yine açık ara galiba bu ligin en iyisi Messi lan. Ana! Ben dedim Mbappe'yi daha iyi yaparlar ama olmamış. Şaka gibi ya. Marquinhos. Evet, defans. Defansın en iyisi. Abi defans, ben bir defans özelliğinde adamda şuna bakarım öncelikle. Ya bu kısmı beni hiç ilgilendirmiyor adamı, tamam mı? Hiç önemli değil. Bir ayağı 4 bile olsa hiç problem değil. Burada beni ilgilendiren şey şu defansın hızı. Bir de abi fizikle defans özelliği. Adamda pas da var, hız da var, çeviklik de var, defans da var, güç de var. Yine galiba oyunun en iyi defansı, yani Varjik'ten sonra bu gelebilir. Çok güzel adam yani. Çok iyi yapmışlar. Lider, uzun pas, sert kafa takım oyuncusu. Kafa toplarında filan kornerden gol yemezsiniz bu adam olduğu sürece. Ve boss'u da güç. Güç. Abi forvet hiç şansı yok. Hiç şansı yok. Mbappe ya, forvetler şu an oyunda... Oha! Hiç şansı yok dediğim forvete bak. Allah'ım yarabbim. İnanılmaz. Tamam Mbappe kadar hızlı değil ama abi şu iki ayağı beş adam bulmak, hele forvet mevkisinde bulmak, ha bir de becerisinin 4 olduğunu görmek, yani şöyle bir şey diyeyim size, inanılmaz bir şey ya, çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ve bu adam da bu. Yani 97, keşke bunun genini 96 yapsalardı da gidip bir şekilde alabilseydik forvetten. Liderlik, doğal yetenek, ayağın dışıyla süt, takım oyuncusu. Bence bu adam da çok iyi gelmiş abi. Çok. Mükemmel. Yani çok iyi.
Yani şu an sıralamaya girersem ilk başta Mbappé dediklerimi 3. sıraya alabilirim yani. Benim için ilk Messi olur. Özellik bakımından bilmiyorum. Sahaya çıktı mı, patlar mı, patlamaz mı bilmiyorum. Messi, Yedder ve Mbappé ondan sonra gelir gibi geliyor bana. Neymar Reis. Abi işte bu adam canavar ya. Ben bu adamı çok seviyorum ya. Yani bu oyunda daha fazla sevmeye başladım. Neden diyeceksin? Abi ben bu adamın Totti'yi kartını aldım. Totti'yi kartında bu adam çıldırdı, her vurduğu gol oluyordu. Şunla yeter ki plase şut özelliği olsun. Eğer bunda plase şut özelliği olursa çıldırtır abi. Çıldırtır. Her vurduğu goldür. Hızı, çevikliği, şutu, pası filan hepsi on numara. Bir defansif özelliği biraz tır. Bitiricilik kısımlarını görüyorsun zaten. Hepsi çok iyi. Bir tek plase şuta bakıyorum. Evet, plase şutu yok. Plase şut olsaydı inanılmaz bir kart olurdu. Yani şeyin bir tık üstü olmuş. Potmin kartının bir tık üstü olmuş diyebilirim. Ondan sonracığıma diğerlerine de bakalım. Bir sağ açık. Yani bu taktiği kullanan var mı çok fazla bilmiyorum. Yani hem sol hem sağ kanadında Fransa Ligi için konuşuyorum. İkisini de kötü yapmışlar. Yani yıldız ve ayak sayısını hem orta sahanın solu 98'lik hem de bunun için kötü yapmışlar yani. Uymadı bana. Hiç uymadı. Top sürme özelliği var. Ama çalım atamazsın bu adamla. O da çok ilginç bir özelliklerden bir tanesi olmuş. Füzeci, uzaktan pas. Ben bu adamı pek fazla tavsiye etmiyorum. Çok fazla tavsiye etmiyorum. Todibo. Todibo mesela sevdiğim savunma oyuncularından bir tanesi. Hızlı. Çok hızlı. Çok fazla çevik değil ama hızlı. Yani deminki Marquez için söylediğim bütün şeyler bunun için de geçerli. Bu da gerçekten güzel, etkili bir adam. 96 gen olması bir yandan bizim için iyi. Çünkü bütçesi sınırlı olan, coins'i sınırlı olan oynayıcılar için bu adam alınabilir. Ben alabilirim. Ya ben oynatabilirim. Güzel, ayakta müdahale, yüzü kayarak müdahale, farkındalık, kafa vuruşu, güç, sardılganlık, zıplama, markaj, reaksiyon, her şey var adamda yani. Çok da yavaş bir adam da değil. İyi bir adam. Bostu da güç, bostu. Özel uzun pasçı o kadar. Tek uzun pasçı özelliği var. Başka da bir şey yok. Zaten çok fazla şeye de gerek yok. Gelelim. Aha, Payet'i çöp yapmışlar. Zavallı Payet. Saliba'ya bakalım. Abi bütün defanslar artık hızlanmış lan. Hepsine en az 90 hızı koyuyorlar. Yine bu adam da iyi yani. Bunu da alabilirsiniz. Bak yani müdahale en sevdiğim. Müdahale. Bunun boss'u daha iyi yani. Taliba'ya buna da gidebiliriz. Yani Taliba'ya paran yetmiyorsa gidip bunu da alabilirsin. Bunu da çok iyi bir defans oyuncusu olarak yapmışlar. Yani özelliklerine baktığın zaman çok bir şey fark etmiyor ikisinin arasında. Sert kafacı bu. Kafa yönü daha iyi. Boyunu kaçmış bunun. Boyu burada mı gözüyordum? Burada gözüyordum. 1.90'lık tam bir hayvan ya. Bu adam da olabilir yani. Lafon, kaleciyi merak edenler için. Güzel. Güzel abi. Güzel. Şuradaki özellikler. Refleks kalecisi. Refleks kalecisi her zaman benim için bir adım öndedir. Bu kaleci şu an eğer düzgün bir kaleci bulamazsam ben bu kaleciyi kaparım abi. Refleks kalecisi önemlidir. Yani paranız diğer kalecilere yetmiyorsa bu kaleciyi alabilirsiniz abi. Şimdi takas kısmına geliyorum. Güncellemenin gelmesine çok az kaldı. Sayılı dakikalar kaldı. Bugün attığım videoda, yani bunu siz yarın izlersiniz YouTube'dakiler. Dün attığım videoda size bu takas kısmından 3-4 milyon şansınıza göre kasmanın ne derler onun adına, yerinde olduğunu, kasabileceğinizi size iletmiştim. Bakalım kasabileceğiz mi? Şu an bir hata yapmazsam son saniyeler. Hadi oğlum. Evet, şu an takas olması lazım. Oyunu kapatmamı benden beklemesin. Evet, zamana karşı şunları hemen alalım. Hızlıca takasımızı yapalım. Ben buradan para kasacağımı, en azından parayı kasıp size göstereceğimi söyleyeceğim. Görevleri görüntüleme. Tamam, bakarım şimdi ona. Şimdi görevlerle uğraştırma beni. 89'a bakalım. Lig 1 zaten bunun oyuncularını falan toplamıştım ben. Hemen bir tane koyalım. Bunları ben otomatik de koyabilirim, hızlı eklediğim. Tamam, hızlı ekledim. Takas kısmını yapıyorum. Hızlı yapıyorum. Bakalım kim gelecek, çok merak ettim. Hatta bundan çok şanslıysanız iki kere yapabilirsiniz diye söylemiştim size. Ben neden şimdi hızlı konuşuyorum onu da bilmiyorum. Hızlı. Evet, Forfana geldi. Ben direkt... Tamam, devam et. Forfana. Bir daha yapıyorum. İki tane yaptım, bu biraz risktir. Hadi bakalım. 2 milyon. Allah kahretmesin be ya. Zarar ettim ya. Şansınız yok abi. Benim gibi şansın varsa. Mesela pazar kısmına girdim. İki tane Forfana geldi. Yaptım. Abi çok zarar ettim ya. Zarar ettim. Ya ben şanssızım. Ben neden böyle takaslarla bu işi yapmaya çalışıyorum ki ya? Sat abi. Evet, 8 kişi kalmış. Mesela bak, benim size anlatmak istediğim buydu. Herhalde birazcık şansınız varsa
bu buradan takas yapıp, yani benim gibi şanssız değilseniz, kalkıp 2 milyonluk adam değil de daha yüksek adam çıkarabilseydiniz, kesinlikle bunları satacaktınız. Şimdi zaten biz bunları satacağımızı göreceksiniz. 2 tane yaptım. Yaklaşık olarak 1300, herhalde 2 milyonluk adam aldım. 2 milyonluk. Ya yani 2 milyon değil de 1.600'lük adam aldım. 1.600'lük adam alıp kalkıp onları işte kaça satacağım? Emirlerim kısmına bakarsam 2.5'a satacağım. Bu ne demek oluyor? Birer milyon falan bunları satarsam birer milyon kar etmiş olacağım o takas kısmından. Şimdi biraz geçsin. Hemen diğer videodaki şeyi anlatacağız size. Önerilenlere bakalım ne gelmiş. Trezeguet gelmiş. Çok güzel bir forvet. Buna da bakarız. Neden bu Trezeguet'i orada göstermediler onu da bilmiyorum. Şöyle bir Trezeguet'e bir bakalım burada. Analiz olarak. Trezeguet zaten benim Juventus'ta da oynarken çok sevdiğim forvetlerden bir tanesiydi. Trezeguet. Monaco'da burada oynadığı zamanı gösteriyor. Hızı, şutu falan çok güzel. Pasını biraz bencilce yapmışlar. Olsun, beceri hareketi, şut gücü falan çok güzel. Hedef oyuncu çok böyle ne bileyim belki teke tekte iş yapabilir. Ama teke teğin dışında çok fazla böyle yani çok böyle ekstrem bir bonus gibi değil forvet oyuncularında. Şöyle baktığımız zaman hızlanması, üstünlüğü, bitiriciliği falan hepsi çok güzel. Özelliklerine bakalım. Offside tuzağı yenmeye çalışır. Offside'de kalmazmış. Kafa vuruşları güzelmiş. Yani ortaya ortalama, yani diğer 98 forvetleri çok fazla aratmayacak. Yani normalin belki bir tık üstünde bir forvet gibi, 98 seviyelerin bir tık üstündeki gibi olabilir yani. Şuradan bir tane açalım. Alican yaparız, yaparız, yaparız Alican, ayıp ediyorum. 75 milyona ne yapayım? Vallahi alabilirsen şu Mbappe'den al. Beceri geliştirilene 300'e vermiş. Bakıyorum burada ekstradan fazla başka bir şey var mı? Yok. Etkinlik tekliflerine girelim. Burada yeni bir şey gelmiş mi? Tostlarda filan. 89'da adam gelmiş. Yok. Burada da ekstradan bir şey gelmemiş. Bir tek bunu eklemişler. Başka bir şey var mı burada? Yok. Pazar satılmış mı? Yok. Satılacak mı? Yok. Ömer, şimdi bunları takır takır, patır patır, hepsini harcıyorsun. Abi mağazadan da var. At bakalım kanka, neler çıkacak. İnşallah düzgün bir adamlar çıkar ya. Tırt. Doğup tırt dediğim adama bak ya. Bana lan gel, oha! Oğlum ay ne adam çıktı lan? Sat bunları hemen, sat. Tamam. Yuh! Çıkan adamları gördünüz mü? 7 milyonluk adam bile vardı orada ha. Ya bu oyuncuyu abi benden şimdi koydun, sen nasıl satıyorsun, ben satamıyorum bu formu falan. Lan ben, oyun neden bana böyle yapıyor ya? Sen neden sattın da ben satamadım? 5. sırada koydum ben onu ya. 5. sırada koydum bu Farfana'yı. Hadi be! Ya oyun şerefsiz, ya bana yapıyor bunlar abi. Bana yapıyor ya. 500 kişi olmuş lan, 5. sırada koydum. Ben satamıyorum, adam satıyor ya. Benden 20 dakika sonra koydu ya. Hadi be abi. Sokarım böyle oyuna ya. Adam satıyor, ben satamıyorum. Böyle bir şey görmedim ya. 5. koydum, herif benden 10 dakika sonra koydu. Adam çatır çatır satıyor. Benim pezevenk forfanalar yine bana burada duracak ya. Neden satılmazsın be abicim ya? Herkes satıyor, benimkiler neden satılmıyor abi? Bana mı ipneliğin abi senin oyun? Tam satılmaz bunlar bu saatten sonra. Ben ilk koyanlardan satılır zannettim. Sattık da herkes satıyor. Ben ne demek bir problem var? Ben satamıyorum ha. Kesin yine sizin aranızda yine satan olacaktır. Ben yok abi. Ben satamıyorum. Gitti. 1.5-3 milyon zarar ettim. Para kazanacağız dedik, zarar ettim. Analizimize devam edelim. Babayı aldıktan sonra bir analize de bir bakalım. Bir site satalım. Raul Pires. Arsenal'ın mükemmel adamı. Pires'in gençliği. Ben ikon paketi açtığım zaman bana çıkmıştı. Hiç de para yetmiyordu. Az daha eşek gibi anıracaktım. Ama bu Pires o Pires değil. Bir handikapı var mevki olarak. Ben kendi açımdan düşünüyorum. Orta sahanın solunda oynatmıyorum ama SLK'de de yine oynar, iş yaparmış. Çeviklik, hız, şut, mut. Zaten bu tip adamlar, yüzgenli olan adamlara kötü demenin zaten bir şeyi yok. Bir esprisi yok. Adam 4 yıldız. 5-4. Çok güzel. Şut ayağının 5 olması daha iyi. Şut ayağı 5. Çok güzel. Yani tam şut vuracağı. Bunda bir de plasa milasa falan varsa tadından yenmez.
hızlanması falan çok iyi. Bitiricilik, şut gücü, uzaktan şut, pozisyon alma, hızına yönelik bir pozisyon bonusu var. Bonusu da top sürme. Çok yorulacak adam gibi durmuyor. Dayanıklılığı ortalarda. Özelliklerine bakalım. Plase şut özelliği var. Bu adam topa vurduğu an bitirir abi. Beceri hareketine uyarlanmış. Bu adam çok iyi yapmışlar lan. Ya gerçi yüzgenlik adam. Yani kötü olması biraz tuhaf olurdu zaten. Yüzgen adam abi. Mük adam abi. Mük. Mük. Valla para varsa al deneyelim. Mük. Mük abi ya. Gelelim Makalele. Makalele zaten direkt tırt olarak yapmışlar. İkinci sırada Makalele'yi vermişler. İkonlarda. Makalele. Makalele'nin tipini biraz değiştirmişler sanki ha. Ama olsun. Makalele'nin zaten 85'lik normal ikon kartı bile başa belaydı. Bu kart da başa bela gibi gözüküyor. Ha Makalele'nin şöyle bir sıkıntısı var. Becerisi ayakları falan çok kötü. Yani karşı atakta MDO oynadığınız zaman, ki MDO'nun genel özellikleri bu şekilde. MDO oynadığınız zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama tek etekte çok kanser bir kart olabilir. Yapışkan gibi, kene gibi yapışabilir. Çok fayda sağlayabilirsiniz defansif anlamda. Zaten Makalele'nin oyunculuk oynadığınız dönemlerde de bu şekildeydi. Top kesme bonusu vermişler. Tam böyle ön libero'ya, MDO özelliğine gidecek bonusu yapmışlar. Hızı çok güzel, çevik, defansif, fizik gücü, pas. Yani bak, defansif anlamda baktığınız zaman bütün özellikleri 10 numara. Ama ofansif anlama geçtiğiniz zaman sıçıyor. Yani onu bir kere koyun. Tek etekte defansif anlamda kullanabilirsiniz. Hızlanması filan, bitiricilik ve şut gücünün ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Uzaktan şutlar filan baya baya kötü. Ama defansif özellikleri gerçekten üst düzey. Baya iyi, sağlam oyuncu ve dizlerin üstünde kayarak gol sevinci yapıyormuş. Tabi bu gol sevincine erişir mi onu da bilmiyorum. Bence erişemez. Radyo Makalele. Transfer pazarımızda biri satıldı. Ama kim satıldı? Ulan şu forfanaları sat ya. Oğlum bu oyun adamına göre mi muamele yapıyor? Ben anlamıyorum ya. Lan kitap... Bak yanlış yerlere girdim, öyle delir. Şu an çok sinirlendim ya. Aa! Ha, ulan dedim, nokta mı gitti pazar yerinde? Bir tane adam satılmış. Evet, bir tane adam satılmış. Oh be! Hele şükür Forfana'yı sattım. Yani bu demek oluyor ki dünkü videoda dediklerim doğru çıktı. Buradan para kazandım ama bu yine şansa dayalı ya. Mesela ben şanssız bir adam olduğum için böyle şeylerde en fazla bir tane yapmam lazım. Yani siz şansınıza güveniyorsanız 2-3 takas yapabilirsiniz. Vallahi canlı yayında dün akşam izleyebilirsiniz YouTube'dan da, bayağı satan oldu arkadaşlar. Ama yani şansınıza güvenmiyorsanız, ben mesela bu takastan hemen hemen en kötü adam çıkmasına rağmen 1 milyon gibi para kazandım. Hadi 200'lü şeye gitti, 700-800 lira gibi para kazandım. Yapacak bir şey yok, bu benimle alakalı bir sorun. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen like atıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.